Size bu videomda 4. Mustafa'nın hayatını anlatacağım. 4. Mustafa doğum tarihi 8 Eylül 1779, ölüm tarihi 17 Kasım 1808, 29. Osmanlı Padişahı ve 108. İslam Halifesidir. Babası 1. Abdülhamit, annesi Ayşe Sineperver Sultan'dır. Bazı kaynaklarda annesinin Nükheteza Hanım olduğu iddia edilir. Kabakçı Mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen amcazadesi Sultan 3. Selim'in yerine 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı. Saltanatı döneminde imparatorluk iç karışıklıklar ile çalkalandı. Saltanatı dönemindeki olaylar. Sultan 4. Mustafa hırçın bir tabiata sahipti. Babası 1. Abdülhamit öldüğünde 10 yaşında olan padişah 3. Selim'in saltanatı boyunca sarayda özgürce bir hayat yaşadı. Ancak Kabakçı Mustafa isyanı sırasında 3. Selim'in tahttan indirilmesine göz yumması, hatta neden olması söz konusudur. 14 ay süren saltanatında 3. Selim'in ıslahat için kurduğu Nizam-ı Cedid 1 Haziran 1807'de ortadan kaldırılmıştır. 4. Mustafa tahta çıkmasıyla birlikte imparatorluğun merkezi otoritesinde çöküş yaşandı. Devlet yönetiminde üst düzeydeki kişiler öldürüldü. 3. Selim'in mabenyecisi Ahmet Muhtar Bey, Umur-u Bahriye Nazır-ı Hacı İbrahim Efendi, sır katibi Ahmet Faiz Efendi öldürülen kişiler arasındaydı. Nizam-ı Cedid ordusu dağıtıldı. Yanlıları İstanbul'dan kaçtı ve yakalanıp cezalandırıldı. Bunun yanı sıra Sultan 3. Selim'in tahttan inişine sebep olan Kabakçı Mustafa ve isyanın diğer önemli isimleri devlet yönetiminde önemli mevkilere getiriliyorlardı. Örneğin Kabakçı Mustafa Turnarcı başlıkla Rumeli Kaleleri Nazırı ve ağası, Bayburtlu Süleyman ise tersaneyi Amire Sancak Kaptanı oldu. Osmanlı Devleti bu isyandan sonra Yeniçerilere çok büyük tavizler verdi. Osmanlı tarihinde ilk defa daha önce rastlanmamış bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre isyanda ön planda olan Yeniçeri ağaları ve yamakları hiçbir ceza almayacak, isyanda sorumlu tutulmayacak ve buna karşılık bir daha ayaklanmayacaklardı. İsyandan sonra Sultan 3. Selim yanlıları Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa sığınmışlardır. Alemdar Mustafa Paşa 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında büyük başarılar göstermiş bir Osmanlı paşasıdır ve Sultan 4. Mustafa'nın tahttan indirilip 2. Mahmut'un yerine geçmesinde aldığı rol ile bu dönemin en önemli isimlerindendir. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa'nın İstanbul'a gelmesi. Alemdar Mustafa Paşa ve yandaşları 3. Selim'i tekrar tahta geçirmek için bazı görüşmeler yapmaya başladılar. Nihayet 16 bin kişilik bir ordu ile İstanbul'a yürüyen Alemdar Mustafa Paşa, Hacı Ali Ağa'yı İstanbul'a göndererek Kabakçı Mustafa'yı öldürttü. 19 Temmuz 1808. Ordusuyla birlikte İstanbul'a gelen Alemdar Mustafa Paşa birçok isyancıyı da öldürdükten sonra Baba Ali'ye geldi. Arif Efendi'yi Arapzade Şeyhülislam yaptıktan sonra saraya gitti. Sultan 4. Mustafa Alemdar Mustafa Paşa'nın Sultan 3. Selim'i padişah yapmak için geldiğini söyleyen Şeyhülislam'ı kovdu ve kardeşi Şehzade 2. Mahmut ve 3. Selim'in öldürülmesini emretti. Sultan 3. Selim hemen öldürüldü. Şehzade Mahmut ise cariye ve hizmetkarlarının yardımıyla sarayın çatısına kaçırıldı. Alemdar Mustafa Paşa, Sultan 4. Mustafa'yı tahttan indirerek yerine Sultan 2. Mahmud'u getirdi. Sultan 2. Mahmud kendisinin tahta çıkarılmasını sağlayan Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazam yaptı. Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı ve 2. Mahmud'un padişahlığı sırasında sarayda yaşayan 4. Mustafa Yeniçerilerinin onu tekrar padişah yapmaya çalıştıkları bir ayaklanma sırasında Sultan 2. Mahmud'un emriyle 17 Kasım 1808'de öldürüldü. Babasının Eminönü'ndeki türbesine defnedildi. Acımasız bir tabiata sahip olan ve ihtirasları karşısında zayıf durumlara düşerek ülkede kaos ortamı oluşmasına sebep olan Sultan 4. Mustafa ıslahat hareketlerine karşı tutumuyla Osmanlı tarihine geçti. Hat sanatıyla uğraşmıştır. Osmanlı tarihinde Sultan 5. Murat'tan sonra en kısa süre tahtta kalan padişahlardan birisidir. Sultan 4. Mustafa'nın öldürülmesi.
İkinci Mahmut, Yeniçerilerin onu tekrar tahta geçirmek istemesinden endişe duyarak kardeşi 4. Mustafa'yı 17 Kasım 1808 tarihinde boğdurtmuştur. Sultan 4. Mustafa'nın ailesi, eşleri 1. Şevki Nur Sultan 2. Dil Pezir Sultan 3. Seyyare Sultan 4. Peykidil Sultan Kız çocukları Emine Sultan Bilinen erkek çocuğu yoktur. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.